Anne. Gel Serap. Geç otur. Hayırdır? Ya bakalım. Hasan'ı göndermişsin apar topar, öyle söyleseydin arasaydın ben gelirdim. Ağaca görüşmek istedim çünkü. Anne lütfen bak, ben Azra konusunda bir şey duymak da istemiyorum. Artık o konu hakkında konuşmak da istemiyorum. Bu konu için çağırmadım ki seni. Azra nereden çıktı şimdi? Ay ne bileyim, son zamanlarda hep bu yüzden tartıştık ya ben de. Serap, şu andaki en önemli meselemiz senin Sumru'ya gözü kapalı devrettiğin hisse. Anne gözü kapalı falan değil o. Ben sana bunun ne düşünceyle yaptığımı açıklamıştım değil mi? Anlatmıştım. Serap hemen savunmaya geçme. Lafım bitmedi, dinle. Senin artık ne düşünerek yaptığınla ilgilenmiyorum ben. Ama bu konuyu acilen çözmemiz gerekiyor. Vallahi bu mümkün değil anneciğim. Çünkü ben Sumru ile bir sözleşme yaptım. Senin sözleşmelere bakış açını yakın tarihte tecrübe ettik zaten. Kusura bakma ama bu konuda sana güvenemiyorum. Anneciğim, yani o sözleşmeyi ben değil, avukat hazırladı. İyi. O zaman ben de göreyim. Ay anne ya, neyi merak ediyorsun? Alacağım ben o hisseleri geri. Serap, sen konunun ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Sumru'dan bahsediyoruz. Şirketin %30 hissesi onun üstünde. Tamam, belli bir süre için ama. Ne demek o? Ne süresi? Ya 3 aylık bir sözleşme yaptım ben onunla. 3 ay mı? Hasbelallah. Derhal avukatını ara. Sözleşmeyi hemen göndersin. Tamam anne, ararım yarın. Tamam. Şimdi istiyorum Serap. Nereye gidiyoruz? Cenk, nereye gidiyoruz? Bir şey söylesene. Cenk, ne oluyor? Şimdiye kadar soruları ben sordum, sen sustun. Şimdi de sıra bende. İnanamıyorum. Serap, sen ne yaptın? Ne yapmışım anne? 3 ay. İş dünyasında 3 ay çok uzun bir süre. Bu süre zarfında neler olabileceğini tahayyül edebiliyor musun? Hem de Sumru gibi bir kadından bahsederken. Neyin rahatlığı bu? Anne tamam, bir şey olmayacak. Geri alacağım ben hisselerimi. Serap, Cenk bu süre zarfında duyarsa ne olacak? Sen anne olarak bunu nasıl açıklayacaksın Cenk'e? Ha. Tabii. Beni suçlayacaksın. Mirası kurtardım diyeceksin. Azra'dan mal kaçırdım diyeceksin. Emanet ettiğin kadın kim? Sumru Güneş. Cenk de sana iyi yaptın anne diyecek. Öyle mi? Anne tamam yeter. Bence de yeter Serap. Azmi gibi Sumru da seni kullanıyor. Bunun farkında değil misin? Hayır, aklım hafızam gerçekten almıyor. Ben sana artık söyleyecek söz bulamıyorum Selam. Anne tamam merak etme. Ben çocuklarımın geleceğini Sumru'nun ellerine bırakacak değilim herhalde. Ya onun da zaten böyle bir niyeti yok. Ona bu kadar güveniyorsun ha? Evet. Çünkü ben bunu ailemi düşünerek yaptım. Ay sen şimdi bana diyeceksin ki o zaman başta yapsaydın bu iyiliği. Ama ben sana neden olmadığını açıkladım. Biliyoruz ikimiz de neden olmadığını değil mi? O yüzden bana güvenmek zorundasın şu an anne. Ben yarın öbür gün hisseleri geri aldığımda Cenk'e her şeyi açıklayacağım zaten. Malımız dışarı gitmemiş olacak. Cenk de bana hak verecektir herhalde. Güven deyince aklına mal mülk geliyor Serap senin değil mi? Cenk, Arda, Melis. Onlar hisse, mal mülk, eşya değil. Evlat. Her ne olursa olsun annelerine güvenen çocuklar onlar. Eğer onları kaybedersen ne Sumru
ne de bir başkası seni kurtaramaz. Aile alınıp satılmaz, sözleşmeyle bağlanmaz. Aile sevgiyle, güvenle inşa edilir. O yıkılırsa dünyanın servetini döksen geri gelmez. Alo Sumru, neredesin? Konuşmamız lazım. Ben çıkıyorum şirketten şimdi. Azmi'nin odasındayım. Gelsene. Ha tamam o zaman. Geliyorum.